İritabl bağırsak sendromu tanısı altta yatan organik bir sebep düşünmediğimiz için aslında büyük oranda hastayla doktor arasında geçen muayene bulgusuyla koyulabilir. Ama çeşitli bizi alarme eden bulgular söz konusu olduğu zaman biz altta yatan bir hastalık var mı, gerçek tanımız iritabl bağırsak sendromu mu diye şüpheleniriz. Mesela 45 yaş üstü, yaş bizim için çok önemli bir faktör. 45 yaşından sonra bu şikayetler aniden başladıysa altta yatan başka bir organik sebep, yani gerçek bir hastalık var mı diye onu araştırmak isteriz. İritabl bağırsak sendromu aslında fonksiyonel dediğimiz, tamamen psikolojik olaylara vücudun verdiği bir reaksiyon sonucu gerçekleşir. Altta yatan ciddi bir hastalık yoktur. Ama eğer kişi 45 yaşın üstündeyse ve şikayetleri aniden başladıysa, inatçı kusmaları varsa, kansızlık gerçekleştiyse, dışkısında ya da kusmuğunda kan gördüyse, aşırı bir kilo kaybı söz konusuysa, eşlik eden yutma güçlüğü yaşıyorsa bu kişileri altta yatan ciddi bir hastalık var mı diye, organik bir hastalık var mı diye daha fazla incelemek, araştırmak isteriz. O dönemde de yapmamız gereken tetkikler başlar. Ama eğer bu kriterler yok ise hastanın sadece öyküsünü alarak da biz iritabl bağırsak sendromunu tanımlayabiliyoruz.